Hello, günaydın herkese. Bugün benim İngiltere'deki ilk hafta sonum. 6. gündeyim ama ilk hafta sonum. O yüzden erkenden kalktım, duşumu aldım, giyindim, bir şeyler atıştırdım falan. Dışarı çıkıyoruz. Bu arada dışarıyı şöyle biraz göstereyim. Şurası bizim arka bahçe. Asla kullanamıyorsunuz tabii, hava buz gibi çünkü. Hafta içi hiçbir yere asla gidemedim. Çünkü dil okuluna gidiyorum öğlene kadar falan. Ondan sonra da eve gelip çalışıyorum. Ben çalışmaya devam ediyorum bu arada iş yerimle. O yüzden hafta içi gezmem asla mümkün değil. Bugünü çok bekledim. Eğer ki İngiltere'ye gidersem her şeyden önce Primark'a gideceğim diyordum. O yüzden bugün Primark'a gidiyoruz. Nasıl bir yer? Özetle aradığınız her şeyi, neredeyse her şeyi bulabileceğiniz böyle bir yer. 3 katlı falan. Gidip oraya biraz dolaşacağız. Böyle gidiyoruz. Kilitledim ya kız. Burada bir kapı daha var. Okey, çıktık. Şuradan şurası. İşte. Semi bilmem ne diye geçiyor, yarım müstakil işte. Evet, anahtarı çantamıza attık. Wow. Yine çok soğuk. Otobüse bineceğiz. Buradan yaklaşık olarak yarım saat maksimum. Her gün dil okuluna gittiğim için aylık yaptım. Aylığa ne kadar vermiştim? 47 pound'a falan aylık yapıyorsunuz. Sınırsız oluyor. Adultlar herhalde 50, 51 miydi? 53 pound mıydı neydi ama eğer ki benim gibi dil okuluna falan yazıldıysanız az da gitseniz dil okuluna var. Bu mesela benim kafamı çok kurcalayan sorulardandı gelmeden önce. İşte geldiğiniz eğitim süresi fark ediyor mu? Fark etmiyor. Yani dil okullarına gittiğiniz zaman da öğrenci kartı falan alıyorsunuz şeyden, otobüs için. Sen söyle adını. Normal adult parası değil yani. Öğrenci. Ben 3 ay gideceğim şeye, dil okuluna. Öğrenci kartı verdiler. Alıyorsunuz. Ondan sonra kolay bu arada bayağı bir. Yoruldum. Geçen gün şurada sincap görmüştüm. Ben buradan her gün otobüse yürüyorum. Okula gidiyorum. Sonra öğlen gibi eve gelip çalışmaya başlıyorum. Seviyorum ben bu yolu. Sakin, güzel. Sadece eğer çok geç saat olursa yani çok tercih edeceğim bir yol değil. Çok karanlık, ıssız oluyor. Şurası çok tatlı değil mi bu arada? Neyse. Ama onun dışında bence çok güzel bir yol. Durakların önü şöyle kapalı, ters. Yani önleri böyle kapalı oluyor. Çünkü çok soğuk. Dehşet kalabalık. Dondum. Neyse ki çok yürümeyeceğiz. Primark hemen şurada zaten. Şurada da Frankfurt German Market var. Şey, Christmas. Christmas Market var orada da. Burası böyle yukarı kadar. Üç katı da Primark. Boyum kısa kalıyor insanlar bizim ya. Bazen sadece insanlar sırtını çekebiliyor mu o yüzden. Girişte böyle kıyafetler falan filan. Geçen ben burada bir kırmızı mont görmüşüm. Ona bir bakacağım. 28 poundcuk. Neyse, hızlı hızlı geçeyim bence çünkü böyle uzun uzadıya şey yaparsam bitmeyecek. Bu da mesela 28 pound. Şunlar 36 mesela. Öyle genel geçtikçe fiyatları da söyleyeyim de bir fikrimiz olsun. 45 pound. Abi o kadar kalabalık ki gidecek yer bulamıyorum şu anda. Acaba hafta içi mi gelseydim ben buraya? İçi böyle full yünlü, tüylü pardon. Acayip sıcak tutuyor. Bundan aldım geçen siyahından içlik olarak. 7 pound bu da. Aklar var.
Bir de şimdi Christmas yaklaştığı için çok fazla şey var. Christmas ürünü var. Standı var böyle her yerde. Yine 22. Tamam. Şurada tişörtler var. 4 pound falan var. Avuka kalabalık ki. Allah'ım dur. Ne kadarmış bu? 7 poundmuş bu da. 13 pound mesela bunlar. Haşofmanlar var. 6 pound. Hello. Şey, dudak kalemleri. 1 pound hepsi. 1,5 pound. 3,5 pound diyor şeyleri de fondanlarda. Neyse işte burada böyle abur cubur cubur bir sürü şey var. Takma kirpikler var. Burada bir de bir şey söyleyeyim mi? İnsanlar çok fazla takma kirpik kullanıyor ama bence bizim kızlar güzel yapıyor. Bak gerçekten en azından göze güzel gelen takma kirpikler yaptılar. Bunlar bir takıyorlar yelpaze. O kadar çirkin duruyor ki. Ve çoğu da kullanıyor. Çok çok kötü duruyor ama. Öyle doğal falan değiller. Böyle bayağı plastik gibi pıt 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 kullanıyorlar. Ben geçen şurada bir çantaya bakmıştım. Nerede bilmiyorum. Böyle çanta kapanıyor. Sonra açtığın zaman banyoda falan kullanmak için. Banyoya giderken şeylerimi götürüp böyle asabiliyorsun falan filan. Bigudiler, mügudiler. Bundan hepimiz biliriz. Reddit'te bastığınızda falan var. 1,5 pound mesela bu. Ne kadar yani? 45 falan mı? 45, 50. Şu şarkı da her yerde. Bunun böyle bu şey, bunu söyleyen kendini hızlı döküp dans ediyor. Bir tane çocuk geçenlerde şey yapmış. Şeyde gördüm, Instagram'da gördüm. İki tane balon bağlamış poposuna. Su döküp dans ediyordu bunu. Neyse, bu da böyle bir anıydı. Evet, evet 14 pound. 18 pound. Ben bunların hepsini tek tek çeviremem. O yüzden size zahmet olacak ama çevirin. Bu ne? 14. 14 poundmuş bu da. Atkılar var. Tam da güzelmiş. Dur bakalım. Ne kadar? 17 poundu bu. Bence güzelmiş. 10 poundmuş o da. O kadar fazla çeşit var ki hangi birini göstereceğimi bilemiyorum. O yüzden böyle önüme geleni gösteriyorum. Şeyde. Ne diyorsun lan? Burada Christmas ile ilgili bayağı bir şeyler var. Şeyler var. Ne deniyordu bunlara? Pound'luk mu deniyor? Ev terliği işte. 6 pound mesela şu. Ve ses çıkıyor. Şıngır şıngır evin içinde nereye gittiğinizi belli ediyorsunuz. Sadece Grinch için koca bir yer ayırmışlar. Bak burası komple Grinch için ayrılmış. Bak bunların böyle buradan yukarı kadar bütün katlar şey Primark. Çok detaylı gösteremiyorum yani. Şöyle genel göstereceğim o yüzden. Zaten bugün de ekstra bir kalabalık. Bir de bunlarda merdivende yürümek diye de bir şey yok. Böyle duruyorlar zırh gibi. Hepsi öyle gidiyorlar. Ben yürümek istiyorum mesela şu an. İstanbul'da olsa kıyamet koparırlardı. Sağ geçer misiniz diye. Kimse burada demiyor. Ben de yürüyemiyorum o yüzden. Ben de kaldım böyle. Yılbaşı konferansı. Her yere de giremem. Vakit yetmez. Bunlar ağaca asılan şeyler herhalde. Bak 2 pound hepsi. Buraya da mı girmesek ya? Burada da çünkü yani bardak, tabak falan. Bavulumun benim ayağı kırıldı gibi bir şey böyle takıldı, eridi iyice. Ayağı gitti yani. O yüzden benim yeni bavul almam gerekecek. 38 pound'da şunlar var mesela. Bilmiyorum ne kadar sağlam da. İçinden 3 tane çıkıyor. 5 pound siyahı da var. Ben bunu almıştım. Buraya gelmeden önce Trend Yol'dan çok ucuza aldım. Isırıp yemek istiyorum şu an bunu. 80-90 lira gibi bir şey almıştım. Şeyi bu bavul içi düzenleyicileri. İçinden 3 tane öyle çıkıyor. 3 tane de cüzdan çıkıyordu. Kullanışlı yani bavul için bence. Ne kadar 10 poundmuş mesela bu da. Bu ne be? Ne tatlısınız. Küçücük küçücük kapılar. 1 pound mesela. 1-1,5 falan işte burası. Bunlar da aynı şekilde. Aa, bu güzelmiş. Bak böyle şeffaf kahverengi siyah var. Mesela şöyle bileklere bakacağım. Atıyorum. 2,5 pound. Kocaman. Neyse 3,5 pound. Burası pijama bölümü. Ben var oradan buraya gelirken boşuna kendimi kasmışım. Şunu da alayım, bunu da alayım. Hiç gerek yok. Ha, bunlar da böyle alt üst pijama takımı gibi mesela. 15 pound. Ya çok güzel ama yumuşacık. Daha bir sürü aynılarından şu arkada da var. Neyse böyle işte ya. Kıyafet kısmı birazcık beni sıkmaya başladı.
mı bak, bu tayt gibi, içlik gibi şeylerin o kadar çok çeşidi var ki. İnsanların kıçı donuyor çünkü. £7. Bence de o çok yüksek, sen onu alma. £20. Wow, bunu kim giyiyor ya? Bu, bir şey söyleyeceğim, bu ağzınıza kadar çıkmıyor mu ya? Dur bakayım fiyatına yine de. £34'muş. Ama bu ne? Ben bunu giysem burama çıkar. O kadar uzun ki. Şuna bak. Groot galiba. Ben Groot'a bayılırım. £17'muş. Çok tatlı değil mi? Bence çok tatlı. Bana yetti yani. Beni hemen yoğurdu burası. Beynimin şuraları ağrıdı şu an. Çıkacağım galiba ya. Çok bunaldım burada. Evet çıkacağım galiba. Evet evet çıkacağım. Çoraplara bakayım. £3. £4.5 mesela. Böyle. Kalabalığı şimdi anlamışsınızdır bence. Böyle bir şey yok ya. Şu karşıya geçeceğim. Bak geçemiyorum. Pardon. £45. Ama deli gibi kalın. £7. Bence içeride o güzel de yok. Baksanıza kalabalığa. Bunlar sadece çıkanlar. Çıkmaya çalışanlar. Yok, yanlış bir günü seçmişim. Saat şu anda daha 4 olmadı. 3.48. Havaya bak. Kışın burada günler çok kısa. Hemen bitiyor. Yemin ederim oksijen aldım. Bu ne ya? Zara var bu arada. Şurada da Zara yazıyor. Şurada da Zara var. E burada da var. Burada da var. Şu an şey düşünüyorum. AVM'ye girsem mi girmesem mi? Saat 4 küsür. Bence girmeyeyim. Artık bu kadar yeter ya. Ben bir markete gideyim buradan. Aynen. Biraz da dinleneyim bugün. Cumartesi. Hep gez, hep gez. Olmaz. Dediğim de bir bugün gezdim. Neyse. Uf. Çok kalabalık. Ben gidiyorum. Nope. Benim okul şurada bir yerde. Şu apartmanın orada bir yerde. Hafta içi her gün buraya geliyorum zaten. Benim oraya 61 ya da 63 gidiyor. Şimdi onu bekleyeceğim. Binip gidelim. Bak şey yaparsan işte böyle şu uygulamadan indireceksiniz. Uygulaması indirdim. Oradan sizin öğrenci şeyinizi isteyebiliyorlar. ID'nizi. Gittiğiniz okul veriyor size. Çok uzun kalamadım bugün. Burada soğuk. Üstüne bir de hadi soğuğa geçtim. Tamam hallettik içlik miçlik. Ama kalabalıktan adım atamadım. Bir de niyeyse şu başımın şurasında bir ağrı başladı. O yüzden ben eve dönüyorum. Gideyim. Ama gitmeden önce bir Aldi'ye gideriz. Aa Aldi'ye gidelim aynen. Aldi. Aldi. I yok onlarda tamam biliyoruz. Aldi. Ama ben Aldi diyorum. Aldi diye bir market var. Bence şeyden falan daha ucuz. Tesco falan mı işte. Bizim BİM gibi düşünün. Aa benim okul bak şuradan. Şu bina. Burası benim okulum. Her gün buraya geliyorum. Her günden de daha 5 gün geldim. Ama geleceğim yani. Devamı var. Hadi markete gidelim. Otobüsten indim bir şeye. Aldı var şurada. Dediğim market oraya bir uğrayacağım. Birazcık keyfim kaçtı kısacası. Şeyden. Başımın ağrısından. O yüzden şimdi marketten bir şeyleri alıp direkt gidelim eve. Bu arada şu an Selio Up'dayım sanırım. Öyle olması lazım. Böyle öğrencilerin çok olduğu bir yer. Öğrencilerin çok konakladığı bir yer. Aldı da şurada bu arada. Burası da böyle ucuzluk kısmı gibi bir şey oluyor galiba ya. Böyle bayağı ucuz. Son gününde falan olan şeyler mi? Sorry. Son gününde olan şeyleri falan herhalde şey yapıyorlar. Benim gibi değil mi ya reyonları? Şu tarz şeylerden Ketrin bana bayağı bir almış. Yani normalde şöyle aile yanında benim şey dahil de kahvaltı. Sonra ben çok kahvaltı insanı değilim. Yani öğlene kadar falan böyle genelde hani kahve falan içip geçiştiriyorum. O da artık şey yapmaya başladı bana. Böyle hani gün içinde okulda falan yiyebileceğim bir şeyler almaya başladı. Bunda ne sevdiğimi bilmediği için birkaç çeşit doldurmuş mutfakta. Hangisini istiyorsan sabah al git diyordu.
Onlardan yiyorum ben de alıp. Şöyle pizza mesela var. 1 pound. İyi yani 30 liraya pizza yiyorum. Ben şimdi bir şeyler aldım. Şöyle. Bu arada şu mintli falan olan çikolata. Görünce aklıma direkt Mustafa geldi. Mustafa! Şeyde, Mecidiyeköy'de şey vardı, böyle bir dükkan vardı. Bu tarz şeyler, yurt dışından getirilen ürünleri satan dükkan. Sırf bu mentollü çikolatayı almak için oraya yürütürdü bizi Mustafa Bey. Bunu görünce direkt aklıma o geldi. Mustafa'cığım. Kanki şimdi istersen gelirken getiririm sana bunlardan. Yine poşetsiz gelip çantaya para verdim ya. Hava karardı, iyice zikri karanlık oldu. Saat daha 5.30 falandır herhalde. Ha şey diyeyim ya, korku filmi. Bakalım, getirin henüz gelmemiş. Ev kapkaranlık. Gidelim de ışıkları yakalım. Değil mi? Evet, açtık. Hemen şöyle ışıklarımızı yakalım. Evet, tipimize bakalım. Şu evdeki poşeti mutfağa bırakayım. Soyunayım falan. Geleyim. Hadi bakalım. Bugün de böyleydi. Çok kalabalıktı. O yüzden Primark'ı çok da detaylı gezemedim. Bir de böyle birden çıkan bir baş ağrısıyla eve koştum. Şimdi ben bir yemek falan hazırlar. Onu yerim. Ondan sonra muhtemelen çalışırım. O yüzden... öpüyorum. 초등학교 영어 수업 시간에 배웠었던 현재 진행형 같아 하루에 열 번 내 마음이 움직여